Kim o? Ferah, bir niyetim yok. Sadece konuşmaya geldim hanım. Benim konuşacak bir şeyim yok sizinle. Lütfen gidin. Güzellikle konuşalım diyor. Hem anlatacaklarım var. Ne istiyorsunuz benden? Bana bak hanım. Senin bu Orhan'ı yaptıklarını ortaya çıkarmak için bir kanıt lazım. Bana bu kanıtı sen vereceksin. Neden yapayım ki böyle bir şey? Çünkü bütün olup bitenler senin de işine gelmiyor. Bak, o şerefsiz Gevuristan'da kızımla beraber keyif çatıp gününü gün ediyor. Oysa seni bütün pisliklerine alet etti. Yalan mı? Saçmalamayın. Lafınız bittiyse lütfen gidin. Hele bir dinle. Sen o şerefsizin sana geri döneceğini mi düşünüyorsun? Bak, yarın öbür gün o bebeğe yaptıklarınız ortaya çıkarsa, hiç olmazsa vakit geç olmadan sen doğru olanı yap. Bakın, Orhan tanımıyorsunuz. Orhan bir şey yapmaya kafasına koyduysa kimse ona mani olamaz. Bence siz olursunuz. Sana dediklerimi iyi düşün. Ne oluyor burada Seher? Bu adamın evinde ne işi varsın? Hiç. Nasıl hiç? Beni kandırmaya çalışıyorsan çok fena olur. Bana bak, bu adam gözünü korkutmasın. Ayyeş'in teki zaten. Hiç kimse ona inanmaz. Merak etme halleciğim. Zeyhan'a kapılıp kendi mahvıma sebebiyet verecek bir şey yapma niyetinde değilim. Âlâ. Böyle düşünmene sevindim. Zira Orhan'la Serap'ın evlenmesi hepimizin menfaatine. Umursadığım tek şey kızım. Orhan benden aldıklarını geri verdiği takdirde onunla olan tüm bağım kopmuş olacak zaten. Aptalca bir kıskançlıkla kızımın istikbalini tehlikeye atacak değilim. Meraklanma, çok beklemeyeceğiz zaten. Orhan evlenme teklif etmiş. Evet demesi an meselesidir. Seher. Günaydın Halide. Kusura bakma, sabah sabah rahatsız ettim. Rica ederim, bir şey mi oldu? Vaktin var mı? Biraz konuşabilir miyiz? Aslında ben de tam fabrikaya gidiyordum ama... Çok vaktini almayacağım. Orhan Paris'e gittiğinden beri haber alamadım. Peki siz konuşmuşsunuzdur. Evet evet. Biz dün konuştuk kendisiyle. Ne zaman döneceklermiş? Bir şey söyledi mi? Dün yola çıkacaklarını söylemişlerdi. Belki de dönmüşlerdir. Öyle mi? Ama haberleri iyi. Evlenmişler. Ne? Evlenmişler mi? Hı hı. Konsoloslukta yıldırım nikah yapmışlar. İyi misin Seher? Hadi oturalım biraz. Topla kendini Seher. Evleneceklerini zaten biliyordun. Orhan'ın teklif edeceğini sana söylemiştim. Evet. Ama Serap'ın kabul edeceğini düşünmedim galiba. Bu durumun hakikate dönüşmesi çok canımı acıtıyor halde. Bu duruma üzülmen değil, sevinmen lazım. Kendini yerime koy. Kemal Serap'la evlenecek olsa bunu sevinebilir miydin? Mevzuyu saptırma Seher. Kendini işkence ediyorsun. Yine duygusallaşmaya başladın. Ne yapayım? Dayanamıyorum. Orhan'ı başka bir kadınla düşünmeye dayanamıyorum. Dayanmak zorundasın. Yolun sonuna geldik. Şu saatten sonra hiçbir şey yapamazsın.
Ya Orhan Serap'a aşık olduysa? Ya sadece para için değil, aşık olduğu için evlendiyse? Saçmalama Seher. Orhan'ın Serap'la niçin evlendiğini ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Öyle mi diyorsun? Merhaba. Merhaba. Serap Hanım evde mi? Evde. Şöyle buyurun, ben kendisine haber vereyim. Serap Hanım, misafiriniz var. Kimmiş? Seher Hanım geldi. Seher Hanım mı? Allah Allah. Ne istiyormuş? Bilmiyorum ki. Peki çağır bakalım. Merhaba Serap. Rahatsız etmedim umarım. Yok, rica ederim. Buyur. Bir şey içer misin? Çay varsa içerim. Güzel. Ziyaretimin seni pek şaşırttığını farkındayım. Öyle haber vermeden çatı kapı gelmek adetim değildir aslında ama... seninle bir an evvel konuşmak istedim. Gülizar. Yasin abi ablalarımı yukarı çıkartacak. Sen de yerleştirir misin? Merhaba. Nasılsın Orhan? İyiyim. Senin ne işin var burada? Havadisleri aldım ve bir uğrayıp sizi tebrik etmek istedim. Bak. Bu vaziyetin aramızdaki dostluğu bozmasını hiç istemem. Malum aynı cemiyetin insanlarıyız. Sık sık karşılaşacağız. Size karşı bir husumetim olmadığını Serap'ın da bilmesini istedim. Müsaadenizle ben Muzaffer Ali'ye bir bakayım. Ben de kalkıyordum zaten. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Serap? Asıl sen ne yapmaya çalışıyorsun Orhan? Bana başka çare bırakmadın ki. Paris'e gittiğinizden beri senden haber alamıyorum. Evlendiğinizi bile Halide'den öğrendim. Beni unutmana müsaade edemezdim, değil mi? Git buradan sen. Bir daha da sakın böyle bir saçmalık yapmaya kalkma. Saçmalayan biri varsa o da sensin. Kendini bu oyuna fazla kaptırmasan iyi edersin. Yoksa ne olur? Ne mi olur? Ne olacağını sen benden daha iyi biliyorsun Orhan. Beni tehdit mi ediyorsun sen? Hayır. İkaz. İkaz diyelim. Damarıma basılırsa... senden bile daha tehlikeli olacağını biliyorsun. Bir kez daha düşünsen iyi edersin Seher. Çünkü buradan sen zararı çıkarsın. Şimdi defol git buradan. Bir daha da sakın bizi rahatsız edeyim deme. Anladım. Hem de çok iyi anladım.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.